8 Eylül 2022 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin satış 2 koşusu 2200 metre çim pistte koşulacaktır. 8 atın start alacağı bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Burada gruptan farklı bir isim var. 1 numaralı Grey Shadow son yarışında start problemi yaşamış ve stili dışı koşmasına rağmen yarışı kazanmayı bilmişti. Form durumunun üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hem grup uygun hem de yarış içi şartlar lehine olacak. Yarışı önlerde sürdüren Şirin oğlu dışında hiçbir stili rakibi yok. Bugün en iç kulvardan yarışa başlayacak. Son yarışını saymazsak, normalde startı çok iyi alan bir safkan olduğu için, bugün de iyi çıkıp tempoyu belirleyecektir. Daha önce 4 kez start alıp bir yarışını kazanan Muhammed Özdemir ile yarışacak. Kendisini tanıyan binicisi idaresinde, bizce bu grubu kolay geçecektir. Günün bankosu olarak yazılabilir. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 8 atın start alacağı bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bersun Ateşi ve ustaoğlu isimli atlar bu koşuya eküre olarak katılıyorlar. Bu koşuda gruptan farklı olan 2 at var. 2 numaralı Erkmen ve 1 numaralı Başar denk güçte olan formda isimler. Erkmen, mutlaka liderliği isteyen süratli bir isim. Başar ise, ısrarla liderliği almadan yarışabilir fakat, son zamanlarda iç kulvardan start aldığı yarışlarda liderliği alarak yarışıyor. Bugün 2 numaralı kulvardan yarışa başlayacak. Erkmen ise 5 numaralı kulvardan yarışa başlıyor. Başar, kendine sadece Erkmen'i rakip olarak göreceği için, iç kulvardan iyi bir çıkışla öne düşebilirse, Erkmen'e liderliği vermek istemeyebilir. Bu stilde daha başarılı olduğu için, Erkmen'i ancak bu şekilde geçebilir. Biz iki atın ayırımsız yazılması taraftarıyız. Ağır kiloda yarışacak olmalarına rağmen, başarılı biniciler ile yarışacaklar. Başar, daha önce Ahmet Çelik idaresinde 9 kez koşmuş ve 4 yarışını kazanmıştır. Erkmen ise, Gökhan Kocakaya idaresinde 14 yarışın 7'sini kazanmıştır rakipleri arasında çok ciddi gözüken bir at olmadığı için, bu iki at arasında yarış geçecektir. Bu koşuya 2 ve 1 yazıp, sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 8 tayın start alacağı bu koşuda, countdown ve trondheim isimli taylar, eküre olarak yarışacaklardır. Bu koşuda bir isim takı değişikliği yaptı. Rocket science, bugün kapalı gözlük olmadan yarışacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Sabırhan, katanzaro, furizain ve trondheim, son yarışlarında tempoyu belirleyen taylar oldular. Bugün ısrarla önde tempo yaparlarsa 5 numaralı North Iron'un ekmeğine yağ sürmüş olurlar. North Iron, startı biraz ağır alan ve yarışı gerilerde takip eden bir isim. Uzayan ve süratli geçen yarışlarda etkili sprinti ile başarılı olabilir. Bugün yarış içi şartlar tam olarak lehine gelişeceği için bizim net favorimizdir. Bu atın yanına 2 rakip yazacağız. Son metrelerde eğer yetiştiremezse öndeki tempoda yıpranmayan iki taydan biri yarışı kazanabilir. Bunlar 2 numaralı Katanzaro ve 4 numaralı Forizaine olacaktır. İkisi de çok formda bir şekilde bu yarışa katılıyor. Önlerde sabırlı bir bekleme yaparlarsa kazanma şansları artacaktır. Bu 3 tayı ayırımsız yazarsak muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Kocakaya'nın bineceği Rocket Science'a e şans vermedik. Aslında iyi hazırlıkları var fakat, ilk yarışında beklentileri karşılayamaması sonucu takı değişiklikleri yapıldı. Bugün Ankara Çin pistinde nasıl koşacağı belli değil. Bir yarış daha görüp, sonraki yarışlarında değerlendireceğiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 2, 4 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. 7 atın start alacağı bu koşuda, bir at takı değişikliği yaptı. Şira, bugün kapalı gözlük takarak yarışacaktır. 1200 metrelik bu kısa mesafeli yarışta, bir tane süratli isim var. 4 numaralı francis horse, neredeyse her koşusunda liderliği alarak yarışıyor. Bugün hem iç kulvardan yarışa başlayacak, hem de stili rakipleri yok. Bu ata ankara'da kısa mesafeli çim pist yarışlarında hiç izlemedik. Doğudan geldikten sonra sürekli uzun mesafede koşturuldu. İlk kez, seveceği kısa mesafeli bir çim pist yarışına katılıyor. Kilosu biraz daha uygun olsun diye, apranti indiriminden yararlanmak için furkan çetin bindirilmiş. Furkan Çetin, şanslı atlar verildiğinde geri çevirmeyen başarılı bir aprantidir. İlk kez Francis Horse'a binecek ancak uyum problemi yaşayacağını düşünmüyoruz. Bu grupta çıktığı gibi bitirme ihtimali olduğu için, 4 numaralı Francis Horse bizim favorimizdir. Rakipleri ise birden fazla olacaktır. Öncelikle yarışı önlere yakın takip eden uygun kilolu, 6 numaralı Ice-T ve 5 numaralı Bojack'ı kuponlara işaretleyelim. İkisi de pist ve mesafeyi çok seven kaliteli isimlerdir. Daha sonra, Kocakaya idaresinde bu yarışa katılan 3 numaralı Harlan yazalım. Hayatının ilk yarışında Kocakaya ile yarışan Harlan Draka, bu koşuya çok iyi hazırlıklarla katılıyor. Yarış hayatı boyunca ilk üçten düşmeyen bu atı, ihmal etmemek gerekir. Son olarak, 2 numaralı Black kuponlara işaretleyelim arasına ve ağır kilosuna rağmen koşarım derse bu grupta rakip tanımayacak kalitede bir isimdir. Hazırlıklarını yeterli görmesek de dinçlikle ters koşabilme ihtimalinden dolayı kuponlara eklemekte fayda vardır. Kısa mesafeli bu zor koşuyu 5 at yazarak geçeceğiz. Rakamsal sıralamamız 4 6 5 3 2 şeklindedir. 5. Koşu 2 yaşlı İngilizlerin, açık 2, serife balcı koşusu, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. 7 tayın start alacağı bu koşuda, General Biriella ve Speed Eda, Eküro olarak yarışacaklardır. Takı değişikliği yapan iki isim oldu. My Pretty Girl, dil bağı takarak yarışacaktır. Periliçem, kapalı gözlük takısını start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Bu koşuda 3 tane süratli isim var. Lion of Runner, My Pretty Girl ve Perilicem, liderliği alarak yarışan ayağına seri taylardır. Bu taylardan bizce hiçbiri bekleme yapmayacak ve yarış süratli tempoda başlayacak. Bu şartlarda yarışın en şansı ismi, bir numaralı general bir yerli olacaktır. Kendisi gibi formda bir ekürisi de var. General bir tempoya göre konumlanıp, gerekirse yarışı önlere yakın da takip edebilir. Bu sayede öndeki rakiplerini elinden kaçırmamış olur. Bu şartlarda kazanma şansını çok yüksek gördüğümüz için, bizim net favorimizdir. Genel bir yerlayı banko yazmamızın sebebi, ön tarafta yarışı sürdürecek olan çok kaliteli iki tayın olmasıdır. Bu isimler, 4 numaralı layın Ofranır ve 6 numaralı Periliçem'dir. Bu taylar, her ne kadar yarışı süratli bir tempoya sokacak olsalar da, sonlarda kesmeme ihtimalleri var bu açık yarışta biraz temkinli gidip, daha iyi sonuç almak isteyebilirler. Biz 3 tayı ayırımsız yazarak rahat bir yarış izleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 6 şeklindedir. Altıncı koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 Ankara Kulübü koşusu 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 6 atın start alacağı bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Golden Ruler ısrarla liderliği alabilecek bir isim. Expectancy, Yıldız Tozu ve Malkoçan yarışı önlerde takip eden hatta gerektiğinde liderliği alarak yarışan isimlerdir. Lorenzo ve Atıcı B ise, bu grupta bekleme yapan ve süratli yarışlara ihtiyaç duyan, sprint er atlardır. Biz bu şartlarda ayırım yapılmaması taraftarıyız. Çünkü bu mesafede yarış beklenenden daha süratli veya daha yavaş geçebilir. Yarış erken süratlenirse, Lorenzo ve Atıcı Bey sonlarda çok sert geleceklerdir. Öndeki atlar tempoyu ağır tutarlarsa, Golden Ruler ve diğerlerinin de şansı artacaktır. Neredeyse tüm atların şanslı olduğu bu koşuda sizler için bir sıralama oluşturduk. Bütçelere göre değerlendiriniz. Rakamsal sıralamamız 3 5 1 6 4 2 şeklindedir. 7. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 21 yarışı 2400 metre çim pistte koşulacaktır. 8 atın start alacağı bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği Jetemo alacaktır. 3 numaralı Jetemo liderliği alarak yarıştığında ve fazlaca sıkıştırılmadığında çok tehlikeli oluyor. Son yarışında stili rakiplerine rağmen çıktığı gibi bitirmişti. Bugün daha sert bir grupta ve hiç koşmadığı çok uzun bir mesafede yarışacak. Önde bomboş kalacağı için mesafeyi kısaltma şansı olduğundan, biz kuponlara ilk isim olarak yazalım. JTmo mesafeden etkilenirse, devraya girecek olan ilk isim, 6 numaralı Ezer Döver olacaktır. Ezer Döver, öndeki rakibini yakın takip eden bir isimdir. Onun kestiği yerde liderliği alıp, fotoya kadar yarışı önde götürebilir. Müslüm Çelik idaresinde 6 koşunun 3'ünü kazanan Ezer Döver, bu şartlarda mutlaka iyi koşacaktır. Bu iki atı çok ön planda tutuyor olsak da, eksik koşmaları durumunda buranın karışacağını net olarak söyleyebiliriz. 3 ve 6 dışında burayı sağlama almak istersek, kapatmamız gerekecektir. Bu sebeple küçük kuponlar için bu koşuyu 3 ve 6 olarak şablona işaretliyoruz. Sağlam ve geniş kupon yapanlar için rakamsal sıralamamız. 3, 6, 7, 8, 2, 4, 1, 5 şeklindedir. 8. Koşu 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, kısa vade 7 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 6 atın start alacağı bu koşuda, bir at takı değişikliği yaptı. Seriday, kulaklık takısını start mahallinde çıkartıp, dil bağı takarak yarışacaktır. Bu koşuda start alacak olan atların çoğu, yarış hayatının belirli dönemlerinde liderliği alarak yarışmışlar. Bu isimler, Jador, Glimi, Forlorn, Anadolu Ceylanı ve Lega Lady'dir. Bugün muhtemelen Jador liderliği alabilir. Ancak rakiplerinden taktiksel olarak liderliği alarak yarışacağım diyen olursa, Jador ısrarcı olmayabilir. Koşunun gidişatı net olarak belli olmadığı için, net bir şey söylemek zor. Ancak bu koşuda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. 7 numaralı forların geçen yıl yarış hayatına çok güzel bir seri yakalayarak başlamıştı. İlk 5 yarışında ilk 2'den düşmedi. Sonrasında grup yarışlarda boy gösteren forların bu sezon kısa aralıklarla yarış görerek form tuttu. Özellikle son yarışını çok beğendik. Bu yarışından sonraki idmanlarında da ayakları yere değmiyordu. Mükemmel durumunu yansıtırsa bu koşuyu kazanması gerekir. Biz kalitesine ve form durumuna güvenerek 7 numaralı Forler'ın bu yarışı kazanacağını düşünüyor ve banko öneriyoruz. 9. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 8 tayın start alacağı bu maiden mücadelede 5 tay takı değişikliği yaptı. Headworker, kulaklık takısını start mahallinde çıkartarak yarışacaktır. King Demirker, dil bağı takarak yarışacaktır. Umut Bey, kapalı gözlük ve dil bağı takarak yarışacaktır. White Storm, kapalı gözlük takısını çıkartacak ve tamamen takısız olarak yarışacaktır. Anadolu Güzeli, kapalı gözlük takarak yarışacaktır. Buradaki tayların hiçbiri süratli değil. Sadece Umut Bey liderliği alabilecek sürate sahip. Biz ağır tempolu bu koşuda, güç bakımından farklı olan tayların daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Buna göre, 8 numaralı Umudum Batmacı, 7 numaralı Anadolu Güzeli ve 6 numaralı White Storm arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Bu üç tayı ayırımsız yazarsak, muhtemelen günün son koşusunu da kayıpsız atlatabiliriz. Rakamsal sıralamamız, 8, 7, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.